Açık ders malzemeleri, algoritmalara giriş, 6.046J, 5. ders. Bugün sorting, yani sıralama konusunda konuşacağız. Sanıyorum bu size büyük bir sürpriz olmayacak. Aslında bu konuda bir süredir konuşuyoruz. Ama bugün bunu biraz daha üst düzeyde ele alacağız ve bugüne kadar yaptığımız bazı varsayımları sorgulayacağız. Ve bugün biz ne kadar hızlı sıralama yapabiliriz sorusunu soracağız. Bu çok doğal bir soru ve cevabını bildiğinizi düşünebilirsiniz. Belki de biliyorsunuzdur. Bunun yanıtının ne olduğu konusunda fikri olan var mı? Birkaç olası yanıt var ve çoğu da kısmen doğrudur. Bu sabah sizin uyanmanızı sağlamak için bu yanıtlardan bir kısmını duymak istiyorum. Pardon? Theta ne, log ne? Evet, bu güzel bir yanıt ve çoğunlukla da doğrudur. Başka öneriler var mı? N kare. Eğer sadece komşu elemanların yerini değiştirme izniniz varsa bu da doğru. Bu oldukça yakın bir yanıttı ama ben aslında bütün yanıtların doğru olmasını sağlamaya çalışıyorum. Genelde N kare doğru cevap değildir ama bazı modellerde öyledir. Theta N de bazı durumlarda doğru cevaptır ama gerçek doğru cevap koşullara bağlı olmalıdır. Bu bugünkü dersin temel konusu olacak. Doğru cevap kullanmanıza izin verilen computational model yani hesaba dayalı modele bağlıdır. Ve derslerde özellikle yaptığımız sorting yani sıralama işleminde dikkat ettiğimiz konu elemanların sırası. Bu elemanlarla işlem yaparken nelere izin verildiği ve bu işlemleri yaptığınız zaman bunların sırasını bulmanız. Yani model bu elemanlarla ne yapabileceğinize bağlı olarak değişiyor. Birkaç tane sıralama algoritmasını görmüştük. Bunların bazılarını söylemek ister misiniz? Ben 4 tane işlediğimizi düşünüyorum ama siz daha fazla algoritma da bilebilirsiniz. Quick sort yani çabuk sıralama. Devam edin. Heap sort yani yığın sıralaması. Merge sort yani birleştirme sıralaması. İyi, birinci derse kadar olanları hatırlıyorsunuz. Başka var mı? Insertion sort yani araya yerleştirme sıralaması. Tamam, bugün bütün bunlara hakimsiniz. Neden bilmiyorum ama ilk ikisi tek kelime ve bu ikisi de iki kelimeden oluşmuş. Bu herhalde bir stil. Peki çabuk sıralamanın koşma süresi nedir? Bu biraz şaşırtıcıdır. Ortalama durumda N log N ama çabuk sıralamayı rastgele haline getirirsek rastgele çabuk sıralama beklenen her giriş diziliminde N log N süresinde çalışır. O halde N log N rastgele hali diyelim. Şu theta'dır ve bildiğimiz çabuk sıralamanın en kötü durumu için ilk elemanı bölüntü elemanı olarak seçersiniz ve koşma süresi N kare olur. Yığın sıralamasının koşma süresi nedir? Her zaman N log N'dir. Birleştirme sıralamasınınkini de hatırlayacağınızı umuyorum. N log N ve araya yerleştirme sıralaması neydi? N kare. Bütün bu algoritmaların hiçbirisi N log N'den daha hızlı çalışmıyor. O halde kendimize sormamız gereken soru, theta N log N'den daha iyi bir sonuç elde edebilir miyiz? Olacak. Ve bugün bu sorunun yanıtını bir anlamda hem evet hem hayır olarak bulacağız. Ama bu algoritmaların hepsinin model açısından elemanlarıyla ne yapılabileceği ile ilgili bir ortak yönleri var. Bu modelin ne olabileceği konusunda tahminleriniz var mı? Evet. Eleman çiftlerini birbirleriyle karşılaştırıyorsunuz. Doğru. Aslında her 4 algoritmanın da kullandığı model bu. Ve bu modelde ne log ne alabileceğiniz en iyi sonuç. Şu ana kadar sadece comparison sorting yani karşılaştırmalı sıralama algoritmalarına
Başka bir deyişle karşılaştırma sıralamalarına baktık. Ve bu uygulamada bu model sıralama problemlerini çözmeniz için izin verilen modeldir. Bu modelde izin verilen tek şey elemanları karşılaştırıp daha küçük, daha büyük, küçük veya eşit, büyük veya eşit ya da eşittir işlemlerini kullanarak bunları göreceli olarak sıralamaktır. Bu algoritmalarla ilgili bir sıralamadır. Bu bir bakıma bizim hangi tür elemanlarla işlem yaptığımızı belirler. Bu elemanlar bizim karşılaştırma yapabileceğimiz elemanlardır. Belli bir düzenleri vardır. Bazıları değer olarak küçük, bazıları büyüktür. Ama bu durum algoritmaya da bir sınır getirir. Dersiniz ki sayıları sıralayabiliyorum ama onları sadece karşılaştırmaya iznim var. Yani onları çarpmaya veya değişik şeyler yapmaya izin yok. Bu karşılaştırma sıralama modelidir. Bu derste standart matematiksel ilerleme mantığı çerçevesinde bir teorem ele alınır. Önce kanıtlanır, sonra da aykırı bir örnek verilir. Matematik her zaman iyidir. Hiçbir karşılaştırma sıralama algoritmasının ne log ne'den daha iyi çalışamayacağını kanıtlayacağız. Karşılaştırmalar. Teoremi belirleyeceğiz ve bunu kanıtlayacağız. Ve sonra buna aykırı bir örnek vererek, eğer karşılaştırmalı sıralama modelinin dışına çıkarsak, bundan daha iyi sonuçlar elde edebileceğimizi, bazı durumlarda doğrusal zamana yaklaşabileceğimizi, yani n log n'den daha iyi bir sonuç alabileceğimizi göstereceğiz. Bugün yapacağımız şey bu. Ama öncelikle karşılaştırmalı modele bağlı kalacağız ve n log n karşılaştırmalarına neden ihtiyacımız olduğunu ve sınırımızın neden bu kadar olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunu gerçekleştirmek için karar ağaçları denilen bir kavrama bakacağız ve bunun bir algoritmada kullanılabilecek başka bir model olduğunu göreceğiz. Öte yandan bu model karşılaştırma modelinden biraz daha geneldir. Şimdi öngörümüzü geliştirmek için bir örnek yapalım. Diyelim ki 3 elemanı sıralamak istiyoruz. Bu çok karmaşık bir işlem değil ama 3 elemanın sıralanmasıyla ilgili karar ağacını çizeceğiz. Bu çözümlerden bir tanesi olabilir. Aslında bu kesinlikle bir algoritma ama sözde kod yerine bir ağaç şeklinde çizilmiş. Bu ağacın anlamı her düğüm ya da notta bir karşılaştırma yapmanızdadır. Bu diyor ki A1 ile A2 karşılaştır. Eğer A1 A2'den küçükse o zaman bu yola doğru git. Eğer A1 A2'den büyükse o zaman şu yola git ve ondan sonra devam et. Son yaprağa vardığınızda cevabı bulursunuz. Unutmayın, sıralama problemlerinde amaç girişlerin sıralamasını sağlayacak giriş permütasyonlarını bulmaktır. Örnek olarak 9, 4, 6 gibi bir sayı dizisinde bunu deneyelim. 9, 4 ve 6'yı sıralamak istiyoruz. Bunun için önce birinci elemanı ikinci elemanla karşılaştırıyoruz. 9, 4'ten daha büyük olduğu için bu yolu takip edeceğiz. Sonra birinci elemanı üçüncü elemanla yani 9'u 6 ile karşılaştıracağız. 9, 6'dan büyük olduğu için bu yola gideceğiz. Sonra da ikinci elemanı üçüncü elemanla karşılaştıracağız. 4, 6'dan küçük. Onun için bu yolu takip edeceğiz ve sonra da diyeceğiz ki bu elemanların doğru permütasyonudur. A2'yi temsil eden 4'ü alacaksınız, A3'ü temsil eden 6'yı alacaksınız, ondan sonra da A1'i temsil eden 9'u alacaksınız. Evet, sistem böyle çalışır ve ben bunu doğru yazdıysam bu karar ağacı modelinde bir sıralama algoritmasıdır. Bu oyunun genel kurallarını size anlatayım. Çoğunlukla elimizde sıralamak istediğimiz n sayıda eleman olur. Ben burada n eşittir 3 seçtim. Çünkü bu ağaçlar çok çabuk büyürler.
her içsel nodun ya da düğümün, yani yaprak olmayan her ayrımın i2.j gibi bir etiketi vardır. Ve i ile j, 1 ile n arasındaki değerlerdir. Yani biz a_i'yi a_j ile karşılaştırırız ve her düğümden 2 alt a çıkar. Soldaki alt ağaç bize algoritmanın karşılaştırmada küçük çıkma durumunda takip eden adımlarda ne yapacağını söyler. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var aslında. İki değer birbirine eşit de olabilir. Bu durumda dikkat etmeniz gereken şey, soldaki alt ağacın eşit ya da daha küçük durumunu, sağdaki alt ağacın da kesinlikle daha büyük durumunu temsil etmesidir. Bu daha önce yaptıklarımızdan daha hassas bir yaklaşımdır. Burada bütün elemanlar birbirinden farklı değerler taşıyordu. Onun için sorun yoktu ama genelde eşitlik durumunda göz önünde tutmak zorundayız. Bunlar iç notlar ya da düğümler. Ve sonunda her yaprak ayrı bir permütasyon verir. Bu nedenle permütasyonun bu sıralama problemine çözüm olması için permütasyonun elemanları sıralayabilme özelliği olması gerekir. Bunu sıralama problemlerini tanımladığımız birinci dersten hatırlayacaksınız. N sayıdaki şeyin permütasyonu A, P1, A, P2'den daha küçük veya ona eşit gibi açıklanmıştı. Evet, bu bir karar ağacının tanımıdır. Bu özellikte olan herhangi bir ikili ağaç bu özellikleri karşılamak zorundadır. Yani bir bakıma bir sıralama algoritması olur ve bu karar ağacı modelindeki bir sıralama algoritmasıdır. Şimdi tahmin ettiğiniz gibi bu aslında karşılaştırma modelinden çok farklı bir yaklaşım değildir. Size bir karşılaştırmalı sıralama algoritması verirsem ki bunlardan 4 tanesini görmüştük. Çabuk sıralama, yığın sıralama, birleştirme sıralaması ve araya yerleştirme sıralamalarıydı. Bütün bunlar bir karar ağacı modeline dönüştürülebilir. Bu aslında algoritmanın ne yaptığının grafik bir anlatımıdır. Ama bir algoritmayı yazarken çok yararlı bir yaklaşım da değildir. Bunu neden söylediğim konusunda tahmin olan var mı? Biz bu resimleri neden bir çabuk sıralama ya da birleştirme sıralamasını tanımlamak için çizmiyoruz? Evet, bu girişin boyutuna bağlıdır. Bu iyi bir görüş. Yani bu ağaç özgür olarak n'nin değerlerine orantılı olacağı için aslında jenerik, yani cinsine özgü değildir. Şimdi bu evrede bu karar ağaçlarından birinin herhangi bir n değerinin yapılanması ile ilgili olarak her giriş boyutunda çalışacak gerçek algoritmalarını yazmaya çalışabiliriz. Ama bu bile algoritmayı yazmada uygun bir sunum olmaz. Bunun nedenini anlayabilmemiz için bir sıralama algoritmasını bir karar ağacına dönüştürecek transformasyonu ya da dönüşümü yazalım. Bu yararsız bir model değil. Öyle olsaydı size bunu söylemezdim. Bunun yararı n log n'den daha iyi bir sonuç alamayacağınızı kanıtlamaktır. Yoksa bunu bir algoritma olarak yazarak uygulamada çok büyük yarar sağlayacağınızı söylemiyorum. Sanal bir karar ağacı gibi çalışan bir bilgisayarınız olsaydı gene de böyle olacaktı. Ama gene de bu teoremi kanıtlayalım. Yani karar ağaçlarının bir bakıma karşılaştırmalı sıralama algoritmalarının bir modeli olduğunu söyleyelim. Buna da karşılaştırma sıralamaları diyelim. Bu bir dönüştürme ve her n değeri için bir ağaç oluşturacağız. Karar ağacı n'ye bağlı değişecek. Algoritma umut ediyoruz ki n'ye bağlı fakat bütün n değerleri için geçerli olacak.
ve algoritmanın bir çatal gibi ikiye bölündüğünü, karşılaştırma durumunda bir sol ağaç ve bir de sağ alt ağaç olduğunu varsayacağız. Birleştirme sıralaması gibi bir karşılaştırma sıralamasını ele alırsak, bu birçok şeyi yapabilir. Bununla indeks aritmetiği, yani dizin aritmetiği, yenileme gibi uygulamaları gerçekleştirebiliriz. Ama bir noktada bu bir karşılaştırma yaptığında diyebiliriz ki bu algoritma iki bölümden oluşuyor. Karşılaştırma sonucunda eşit veya küçük durumları burada ve büyük durumları şurada olur. Böylece bu yolla bir ağaç oluşturabilirsiniz. Bir bakıma bu ağacın yaptığı şey, bu algoritmanın bütün olası uygulamalarını listelemek ve bütün olası değerler konusunda karşılaştırma yapmaktır. Biz bunlara tüm olası instruction traces, yani komut izleri diyeceğiz. Bu algoritma tarafından gerçekleştirilen bütün komutlara bakarsanız, A1'den AN'ye kadar değişen bütün olası giriş dizimlerinde tüm karşılaştırmaların nasıl sonuçlandığını ve algoritmanın ne yaptığını göz önüne alacak olursanız sonunda bir ağaç elde edersiniz. Şimdi bu ağaç kabaca hangi boyutta olur? N'nin bir fonksiyonu olarak. Evet. İyi. Eğer N uzunluğunda bir listedeki bütün olasılıkları sıralayacaksa, o zaman yapraklar düzeyinde bütün bu elemanların permütasyonlarını ele alması gerekir. Bu çok kapsamlı bir iş. N eleman üzerinde çok fazla yayılım var. Bunlar N faktöriyel, yani N çarpımı düzeyinde. N faktöriyel aslında üstel, yani çok büyük. Bu nedenle bu ağaç çok büyük olacak. Bu ağaç N boyutundaki bir giriş için üstel düzeyde olacak. Bu nedenle bu yazılabilir olsa da biz algoritmaları bir karar ağacı şeklinde yazmıyoruz. Yazarsak bu kompakt ya da kısa bir anlatım olmaz. Biz algoritmaları sabit bir uzunluğu olan sözde kodla yazarız. Bu algoritmanın özlü bir tanımıdır. Burada ağacın uzunluğu N'ye üstel olarak bağlıydı ve bu çok yararlı değil. Çünkü bunu yazmak ya da çizmek çok uzun zaman alır. Ama genelde biz bunu bu karşılaştırmalı sıralama algoritmalarını çözümlemede uygun bir araç olarak kullanabiliriz. Elimizde her şey var. Aslında her algoritma bu yolla bir karar ağacına dönüştürülebilir. Şimdi buna baktığımızda bu karar ağacındaki yaprak sayısının gerçekten çok büyük olduğu gözlemini yapıyoruz. Yapraklarla ilgili birazdan konuşmak istiyorum. Yapraklara değinmeden önce ağacın derinliğiyle ilgili biraz konuşalım. Bu karar ağacı algoritmanın bütün olası uygulamalarını içerir. Herhangi bir uygulamaya baktığımda, yani kökten yaprağa giden herhangi bir yolu izlediğimde koşma süresi ya da uygulama tarafından yapılacak karşılaştırma sayısı o yolun uzunluğuna eşit. Bu nedenle de N uzunluğundaki bütün girişleri kapsayacak en kötü koşma süresi ne olur? N eksi 1 olabilir. Bu karar ağacının yapısına bağlıdır. Ama karar ağacının bir fonksiyonu olarak buna ne denir? En uzun yol, doğru. Ve buna ağacın yüksekliği denir. Evet, işte ölçmek istediğimiz değer bu ve ağacın yüksekliğinin en az N log N olmasını istiyoruz. Önünde bir omega olacak. Kanıtlayacağımız şey bu. Ve burada kullanacağımız tek şey bu ağacın yapraklarının çok fazla olduğu
Yani n faktöriyel oldu. Bu karar ağacı sıralamasındaki alt sınırdır. Ve alt sınır bize belirli sabit faktörlere kadar n elemanını sıralayacak bir karar ağacının yüksekliğinin en az n log n olacağını belirtir. İşte teoremimiz bu. Şimdi bu teoremi kanıtlayacağız. Ve bu ağaçtaki yaprak sayısının en az n faktöriyel olduğu varsayımını kullanacağız. Çünkü girişlerde n faktöriyel devinim var ve bunların hepsi gerçekleşebilir. Ve bu algoritmanın doğru çalışması için bu devinimlerin herhangi birini bir şekilde algılaması gerekir. Şimdi bunu çok çabuk yapabilir. Biz en fazla n log n kadar karşılaştırma olsun istiyoruz. Çünkü bunun mümkün olduğunu biliyoruz. Ağacın derinliğinin çok fazla olması gerekmez. Ama alttaki yaprak sayısı çok fazla olmalı. Bu durumda n faktöriyel yaprak olacak şekilde dallanması lazım. Çünkü her seçenek için doğru cevabı bulması lazım. Bu bir anlamda ayırt etmemiz gereken muhtemel girişleri saymaktır. Bu yaprak sayımızdır. Şu anda ilgilendiğimiz şey ağacın yüksekliği. Ağacın yüksekliğine H diyelim. Eğer elimde H yüksekliğinde bir ağaç varsa bunun kaç tane yaprağı olabilir? En fazla kaç yapraktan oluşabilir? İ2'nin H'ninci kuvveti, doğru. Çünkü bu ağaç bir ikili ağaç ve karşılaştırma ağaçlarının her zaman ikili dallanma yapısı vardır. Bu durumda eğer ağacın yüksekliği H ise bu ağaçtaki yaprak sayısı da en fazla 2'nin H'ninci kuvveti olur. Şimdi bu bana bir ilişki veriyor. Yaprak sayısı bir taraftan N faktörüyle büyük eşit, öteki taraftan da 2'nin H'ninci kuvvetine küçük eşit. Böylece eğer varsayım doğru ise N faktöriyel 2'nin H'ninci kuvvetine eşit veya ondan küçüktür. Şimdi yine H ile N faktöriyel bağlamında ilgileniyorsak bunu logaritma kullanarak çözebiliriz. Burada yönleri de değiştireceğim. H en azından log 2 tabanlı N faktöriyele eşit. Çünkü burada bir 2 var ve bunun n faktöriyeli var. Burada bu eşitsizliği şu eşitsizlikten elde etmek için bir özellik kullanıyorum. Tekniğini açıklamıyorum ama bunun teknik bir konu olduğunun farkında olmanız önemli. Uygulayacağım genel prensip, elimde bir eşitsizliğin olduğu ve her iki tarafta da aynı işlemi yaptığımda eşitsizliğin yine geçerli olacağı olasılığıdır. Ama bunun gerçekçi olabilmesi için yaptığım uygulama ile ilgili bir niteliğin olması gerek. Evet, bunun bir monotonik transformasyon, yani tek düzey dönüşüm olması gerekiyor. Burada kullandığım logaritmanın tek düzey artan bir fonksiyon olması. Bu oldukça önemli. Eğer iki tarafı da -1 ile çarparsam, ki bu azalan bir fonksiyondur, eşitsizliğin evrilmesi gerekir. Buradaki eşitsizlik evrilmediğine göre logaritmanın monotonik artan bir fonksiyon olduğunu anlıyorum. Eğer logaritma görürseniz bu doğrudur. Ama burada dikkatli olmanız gerekir. Şimdi buradaki logaritmayı hesaplamak için n faktöriyelin bir approximation'a, yani yaklaştırımına gerek var. N faktöriyel için iyi bir yaklaşım biliyor musunuz? Yani bu eşitliğin formülü değil, ismini soruyorum. Stirling formülü, iyi. Hepiniz Stirling'i hatırlıyorsunuz.
Benim sadece en yüksek düzeyli terime ihtiyacım var ve sanırım o da budur. N faktöriyel en azından logaritma n bölü e'nin n'inci kuvvetidir. Evet, burada gerekli olan şey bu. Şimdi logaritmanın özelliklerinden faydalanarak n'yi dışarı alacağım. Bu da bana n logaritma n bölü e'yi verecek. Bundan sonra logaritma n bölü e'yi basitleştirebilirim. Bu logaritma n eksi logaritma e demektir. Böylece bu n parantez içinde logaritma n eksi logaritma e olur. Logaritma e bir sabittir ve n ile büyüyen logaritma n ile karşılaştığında çok küçük kalır. Bu omega n logaritma n olur. Bizi ilgilendiren sadece baştaki terimdir. Aslında bu teta n log n ama elimizde büyük eşit durumu olduğu için biz burada bunu omega olarak değerlendireceğiz. Burada omega yerine teta koyduğumuz zaman bu algoritmamızı daha güçlendirmez. Tabii bütün algoritmaların koşma süresi n log n değildir. Veya bunlarla n log n karşılaştırmaları yapılamaz. Bazıları ile yapılabilir, bazıları ile zordur ama sonuçta bu hepsinin en azından n log n yüksekliğine ihtiyaç duyduğunu kanıtlar. İşte burada yaprakların sayısını gözlemleyip Stirling formülünü hatırlarsanız kanıt ortaya çıkar. Bu kanıtı bilmeniz gerekiyor. Aslında bu tip problemlerde bu teknikle n log n süresine gerek duyulduğunu elinizde bir karar ağacı modeli varsa göstermeniz mümkün. Bu önemli. Algoritmamızın bir karar ağacı olarak gösterilmesine ihtiyaç var ve özellikle bu dönüşümde bütün karşılaştırmalı sıralamaların bir karar ağacı olarak gösterilebileceğini biliyoruz. Ama bazı sıralama algoritmaları vardır ki bunları bir karar ağacı olarak gösteremezsiniz. Birazdan bu konuya gireceğiz ama buna girmeden önce bu karar ağacı sıralamasının alt sınırı ile ilgili bir teoremdir demiştim. Doğal olarak bununla karşılaştırmalı sıralamada da bir alt sınır elde ediyoruz. Ve bu özellikle birleştirme sıralaması ve yığın sıralamasının asimptotik olarak optimal, yani en uygun olduğunu bize gösterir. Buradan görürüz ki asimptotik singvenen bağlamında n'ye olan bağlılıkları bize sabitleri ihmal etme izni verir ve bu algoritmadan n'nin büyümesi konusunda optimal, yani en uygun algoritmalardır. Ama bu sadece karşılaştırmalı modellerde geçerlidir. Yani karşılaştırmalı sıralama algoritmalarının arasında bunlar asimptotik olarak optimal olanlardır. Belirli sabit faktörlere kadar bunları en az sayıda karşılaştırma kullanırlar. Aslında bunların koşma sürelerini belirleyen ana olgu karşılaştırma sayılarıdır. Yani teta n, log n'dir. Bu iyi haberdir. Bu evrede rastgele algoritmalarda ne olduğundan biraz bahsetmem gerekiyor. Şu ana kadar burada anlattıklarım bir bakıma sadece deterministik, yani belirleyici algoritmalar için geçerlidir. Burada rastgele algoritmalar kullandığında neyin değişeceğini ya da nerede bir belirleyici karşılaştırma sıralaması olduğunu varsaydığımı fark eden var mı? Bu biraz incelikli bir şey. Ve ben de bunu bu sabah notlarımı okurken fark ettim. Ve bir dakika dedim. Size bir ipucu vereceğim. O buralarda bir yerde, dünyanın sağ tarafında. Eğer elimde belirleyici bir algoritma varsa, algoritma her adımında belirleyici davranır. Bu algoritmanın herhangi bir noktaya kadar yaptığı bütün karşılaştırmaları bilirsem, bu algoritmanın ne yapacağı bellidir. Ama elimde rastgele bir algoritma varsa, o zaman sonuç yazı tura atışlarının sonucuna da bağlıdır. Burada neyin değiştiği konusunda önerisi olan var mı? Birden fazla ağaç olacaktır. Doğru. Şu ana kadar olan uygulamalarda bizim varsayımız her ne için bir ağaç olacağı şeklindeydi.
Aslında ağaçların olasılık dağılımını elde ediyoruz. N'nin her değeri için algoritmanın olası uygulamalarına bakacak olursanız ve komut izlerini takip ederseniz her dallama karşılaştırmasında ek olarak yazı tura atışlarında yazı mı tura mı geldiğine bağlı olarak bir ile ne arasında rastgele sayıların oluşmasından meydana gelen bir durum ortaya çıkacak. Bu durumda da ağaçlarda bir olasılık dağılımı görülecek ama alt sınır koşulu yine de geçerli olacaktır. Çünkü ne tip bir ağaç çıkarsa çıksın bu önemli değil. Ben her n değeri için en azından bir ağaç elde ediyorum ve bu kanıt her ağaç için geçerlidir. Bu nedenle ne tip bir ağaç oluşumu gerçekleşirse gerçekleşsin, eğer doğru bir ağaçsa bunun yüksekliği omega n log n olacaktır. Bu alt sınır durumu rastgele algoritmalar için de geçerlidir. Yani n log n'den daha iyi bir sonuç elde edemezsiniz. Çünkü ne tip bir ağaç yapısı oluşursa oluşsun, bu yazı tura durumları nasıl gelirse gelsin, bu argüman gene de geçerli olacaktır. Oluşan her ağaç yapısı doğru olmak zorundadır. Bu nedenle bunun en azından bir ağaç şeklinde yazılması gerekir. Ve şimdi bu artık işleyecektir. Bunun sonucunda rastgele çabuk sıralamanın da beklenene erişme konusunda asimptotik olarak en uygun olduğu gerçeğiyle karşılaşacağız. Ama çabuk sıralamanın asimptotik olarak optimal olduğunu söyleyebilmemiz için rastgele algoritmaların omega n log n karşılaştırmasına ihtiyaç olduğunu bilmek durumundayız. Ama şimdi bunu biliyoruz ve her şey yolunda. Bu karşılaştırma modelidir. Devam etmeden önce soru var mı? İyi. Gelecek konu karşılaştırmalı modelin dışına çıkıp doğrusal zamanda sıralama üzerine olacak. Açık olan şu ki eğer elinizde bir paralel algoritma veya daha karmaşık bir uygulama yoksa doğrusal zamandan daha çabuk sıralayamazsınız. Çünkü en azından verilere bakmanız gerekir. Yani bu verilerle ne yapacak olursanız olun öncelikle onlara bakmak zorundasınız. Aksi takdirde bunları sıralayamazsınız. Bu nedenle lineer yani doğrusal zaman bizim umut edebileceğimiz en iyi sonuçtur ve n log n buna oldukça yakındır. Peki biz doğrusal zamanda nasıl sıralama yapabiliriz? Bunu yapabilmek için daha kuvvetli varsayımlara ihtiyaç duyarız. Ve şimdi karşı bir örnek. Karşılaştırma modelinin dışına çıkıp elemanlarımızla başka bir şeyler yapacağız. Ve burada varsayımımızda bunların belli bir değer kümesinde olan tam sayılar olduğu ve bizim de bunu lineer zamanda sıralama yapmak için kullanacağımızdır. Biz burada n log n'den daha hızlı sıralama yapacak iki algoritma üzerinde duracağız. Birincisi oldukça kolay ve bunu ikinci algoritmada da kullanacağız. Bunun adı counting sort yani sayma sıralaması. Sayma sıralamasındaki girişimiz alıştığımız gibi bir dizilim. Ama biz bu dizilimin elemanlarının neye benzediğini kafamızda şekillendireceğiz. Her a'yı birden k'ya kadar değişen bir tam sayı. Bu oldukça kuvvetli bir varsayım. Ve koşma süresi de aslında k'ya bağlı olarak değişecek. Eğer k küçükse bu iyi bir algoritma olacak. Eğer k büyük bir değerse o zaman bu kötü bir algoritma olacak. N log n'den daha da kötü olacak. Bizim amacımız bu dizilimin bir tür sıralanmış çıkış versiyonunu bulmak. Buna a'nın sıralaması adını verelim. Burada çıkışı direkt olarak yazmak bu algoritmanın permütasyonunu yazmaktan daha kolay olur. Elimizde ek bir depolama alanımızın olduğunu düşünelim. Birazdan sözde kodu yazacağım için bütün değişkenlerimi burada tanımlıyorum. Ek depolamanın da uzunluğu k olacak ve girişlerimin diğer kümesine eşit olacak. Şimdi algoritmaya bakalım. Bu bir sayma sıralaması. Bunu yazmak biraz zaman alır. Ama oldukça kolaydır. Önce initialization yani ilklendirme yapacağız. Yani ilk kuralları koyacağız.
Sonra sayım işlemine geçeceğiz. Ondan sonra da biraz toplama yapacağız. Son olarak da çıktıyı yazacağız. Bu algoritma herkes için yeterince açık mı? Kimse için değil mi? Bu aslında sözde kodun ne kadar belirsiz olduğunu gösteriyor. Ve siz de problem setlerinizi çözerken bir algoritmayı sadece sözde kodu verildiği zaman anlamanın oldukça zor bir şey olduğunu her zaman göz önünde bulundurun. Olan biteni anlamak için İngilizce açıklamaya ihtiyacınız olabilir. Çünkü bu kodun ne olduğunu anlamaya çalışmak sizin yarım saatinizi belki de bir saatinizi alabilir. Ve bu da kendinizi anlatmanın iyi bir yolu değildir. Şimdi yapacağım şey size bunun İngilizce açıklamasını yapmak. Ama sonradan ne olduğunu anlamak için buna döneceğiz. Bu bizim algoritmanın ne yapacağı konusunda kutsal kitabımız gibidir. Bunun üzerinde kısaca açıklamalar yapayım. Birinci adım sadece bir ilklendirme adımıdır. Bu CI'ler bir şeyi saymamıza yarıyor. Yani değerlerin oluşumunu sayıyoruz. Bu nedenle bunlara önce sıfır değeri verelim. Sonra her gördüğümüz AJ değeri için sayıcımızı o AJ değeri için yükselteceğim. Bu yolla CI'lerin bana belirtilen i değerlerine eşit elemanların sayısını verecek. Bundan sonra prefix yani ön takım toplamlarını alacağım ve böylece ji bana anahtarların sayısını bir önceki adımdaki eşitlikler yerine i'ye eşit ya da daha küçük elemanların sayısını verecek. Ondan sonra da göreceğiz ki bu işlemler bütün elemanların doğru yerde olması için yeterli olacak. Buna ben distribution ya da dağılım diyeceğim. Bu dağılım adımı ve aslında tüm adımlar arasında en az belirgin olanı da bu adımdır. Şimdi bunu daha anlaşılır kılmak için bir örnek çözelim. A dizilimini alalım. A eşittir 4, 1, 3, 4, 3. Bundan sonra bir C dizilimine ihtiyacım var. Buraya birkaç indeks yani dizin ya da anahtar listesi ekleyeyim ki algoritmanın ne yaptığını görebilelim. Buradan görüleceği gibi bütün sayıların 1'den 4'e kadar. Böylece K eşittir 4 diyebiliriz. C diziliminin 4 değeri var. Başlangıçta bunların hepsini 0 yapıyorum. Bu kolay. Şimdi her şeyi saymak istiyorum ve burada hile yapmayayım. İkinci adım diyeyim demek istiyorum. Ve sıralı her elemana bakıyorum. CI değerlerine bakıyorum. Birinci eleman 4. O halde ben C4'e bakıyorum. Bunun değeri 0. Bunu 1'e arttırıyorum. Sonra eleman 1'e bakıyorum. Bu da 0. Bunu da 1'e arttırıyorum. Ondan sonra 3'e bakıyorum ve o burada. Bunun da ilk değeri 0 ve bunu da 1'e arttırıyorum. Şu ana kadar heyecan verici hiçbir şey yok. Şimdi 4'ü görüyorum.
İyi, bunu daha önce görmüştüm. Ne kadar heyecan verici. Burada buna bir değerini vermiştim. Şimdi bunu 2'ye artırıyorum. Ondan sonra da 3'e bakıyorum. Bunun da değeri 1'di. Bunu da 2'ye yükseltiyorum. Bu şekilde sonuç 1, 0, 2, 2 oluyor. Algoritmanın çözümünün bu evresinde benim C dizilimim böyle görünüyor. Şimdi elimdekilerle ön takı toplamlarını alarak basit bir dönüşüm yapıyorum. Bilmek istediğim şey bu bağımsız değerler yerine ön takıların toplamı. Bu ön takının toplamı, bu ön takının toplamı, bu ön takının toplamı ve bu ön takının toplamı C'nin değişik versiyonları arasında kaybolmamak için buna C üssü diyeceğim. Bu sadece 1. 1 artı 0 eşittir 1. 1 artı 2 3 eder. 3 artı 2 de 5. Sonuçta bunlar koşan toplamlar gibi oluyor. Toplamda 5 elemanımız var. Bunların 3'ü 3'e eşit veya ondan küçük, 1'i 2'ye eşit veya ondan küçük vesaire. Şimdi eğlenceli kısmı, yani dağılım ya da distribution. Ve işte bu noktada B dizilimimizi elde ediyoruz. Aslında B aynı boyutta olmalı. Burada olan her eleman B'nin içinde bir yerde olmalı ve sıralamalı düzende karşımıza çıkmalı. Şimdi algoritmayı çalıştıralım. J bu dizilimin sonundan başlayacak ve aşağı doğru 1'e kadar, yani dizilimin başına kadar inecek. Ve yaptığımız şey A'nın son elemanı olan A'neyi seçmek. Sayaca bakacağız. O değer için C'nin vektörüne bakacağız. Burada 3 değeri var ve bu 3. sütunda 3 değeri var. Ve diyoruz ki B içinde bunun yeri bu olmalı. 3 sayısını alırsınız. B diziliminin 3. dizine yerleştirirsiniz. Ondan sonra sayıcı biraz azaltacaksınız. Buradaki 3'ün yerine 2 koyacağım. Buradaki düşünce aslında bu sayıların, bu değerlerin gideceği yeri size göstereceğidir. Değeri 1 olan herhangi bir şey 1. pozisyona gitmelidir. Değeri 3 olan herhangi bir şey 3. pozisyona veya altına gitmelidir. Burası 3'ün gidebileceği en son yerdir. Böylece değeri 4 olan herhangi bir şey 5. pozisyon, yani son pozisyon ya da onun altına girmek zorunda. Çünkü bu dizilimin içinde 4 en yüksek değerdir. Ve bu sayaçta mükemmel olarak çalışacak çünkü bu sayımlar dizilimin her bölgesinde yeterli yer bıraktı. Pratikte bu kısım 1'ler için ayrılmış, 2'ler zaten yok, bu kısım 3'ler için ayrılmış ve bu kısım da 4'ler için ayrılmış. Bu dizilimin anlamını kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Şimdi algoritmayı yürütme işini bitirelim. Şu son elemandı, ben bunu silmeyeceğim ama pratikte bunu zaten yaptık. Şimdi ben son elemanın yanındakine bakacağım. Bu 4, 4'ler 5. pozisyona gidiyor. Böylece ben 4'ümü 5. pozisyona yerleştiriyorum ve sayacımı bir azaltıyorum. Sonra başka bir 3'e bakıyorum. 3'ler 2. pozisyona gidiyor. Onun için bu şuraya gider. Şimdi sayacımı tekrar bir azaltıyorum. Aslında daha fazla azaltmaya ihtiyaç yok ama algoritma böyle söylediği için bunu gene de yapalım. Bir önceki elemana bakıyorum. Bunun değeri 1. 1'ler 1. pozisyona gidiyor. Onun için onu buraya koyuyorum ve sayacımı bir daha azaltıyorum. Ve sonuçta başka bir 4 karşıma çıkıyor ve 4'ler şimdi 4. pozisyona gidiyor. 4. pozisyon burada ve sayacımı tekrar bir azaltıyorum. İşte bu sayma sıralaması. Ve dikkat ederseniz bütün elemanlar var ve sıralanmış olarak görünüyorlar. İşte algoritma bu. Şimdi sayma sıralamasının koşma süresi nedir? KN bir üst sınırdır. Bundan biraz daha iyi olması lazım. Aslında çok daha iyi olması lazım. Bunun için biraz toplama yapmaya ihtiyaç var. Algoritmanın en tepesine gidelim. Bu adım ne kadar zaman alır? K. Peki bu adım ne kadar zaman alır? N. Bu adım ne kadar zaman alır? K. Bu döngülerdeki işlemlerin her biri sabit bir zaman alıyor. Onun için bu döngünün içinde kaç tekrar var? Ve sonuçta bu adım da ne zamanı alıyor? Böylece sayma sıralamasının toplam koşma süresi
artı n olur. Ve k küçük bir değerse, örneğin en fazla n ise, o zaman bu algoritma çok önemli bir algoritma haline gelir. Eğer k n kare ya da 2'nin n'inci kuvveti gibi büyük değerlerdeyse, o zaman bu iyi bir algoritma değildir. Ama eğer k eşittir o n ise, o zaman bu çok kullanışlı bir algoritmadır. Ve biz bu durumda istediğimiz doğrusal zamanlı sıralama algoritmasını elde etmiş oluruz. Ama unutmayın ki buradaki varsayımımız sadece sayıların tam sayı olması değildi. Algoritmanın verimli çalışması için aynı zamanda bu sayıların küçük bir aralıkta olması gerektiği durumu da vardı. Eğer sayıların hepsi 1 ile n arasındaysa, o zaman biz doğrusal zamanlı algoritmayı elde edebiliriz. Ama bunların değerleri n log n'ye uzanıyorsa, o zaman işimize yaramaz. O zaman n log n sıralamasını yapmaya geri döneriz. Bu da çok kullanışlı bir durum değildir. Bu durumda k n log n'den büyükse, o zaman birleştirme sıralamasını kullanabilirsiniz. Eğer k n log n'den küçükse, o zaman da sayma sıralamasını kullanabilirsiniz. Bu durumda bu çalışır ama bundan da daha iyi bir sonuç elde edebiliriz. Saat kaç oldu? Bu evrede not etmemiz gereken şey aslında sınırımızı aşıp karşılaştırma modelinin dışında çalışıyor olduğumuz. Aslında orijinal teoreme aykırı bir şey yapmadık. Sadece modeli değiştirdik. Ve herhangi bir problem senaryosunda izniniz olan durumları sorgulamak her zaman iyidir. Örneğin bazı pratik senaryolarda eğer kullandığınız sayılar bir byte uzunluğundaysa, o zaman bu model çok uygun olacaktır. Örneğin k sadece 2 üzeri 8 yani 256 ise ihtiyacınız olan ek dizilimin boyutu 256'dır. Ve bu da çok hızlı çalışır. 256 artı n. N ne kadar büyük olursa olsun n'ye doğrusal orantılıdır. Eğer sayılarınız küçükse bu iyi bir şeydir. Ama eğer sayılarımız daha büyükse, örneğin bunlar tam sayı ama 32 bitlik sözcüklere sığıyorlarsa, o zaman bu uygulamayla hayat o kadar kolay olmaz. Çünkü k bu durumda 2'nin 32. kuvvetindedir. Bu da 4.10'da 2 milyar civarında bir sayı eder ve bu oldukça büyüktür. Bu durumda da sizin ihtiyacınız 4.10'da 2 milyar sözcük boyutunda bir ek dizilimdir. Ve bu da yaklaşık 16 GB yer tutar. Bu nedenle siz daha başlamadan önce dizilimi yüklendirmek zorunda kalırsınız. Yani n 4 milyardan çok daha büyükse ve elinizde 16 GB'lık bir kullanılmayan belirlik kapasitesi varsa, ki ben aslında 16 GB ön belirliği olan bir makine de bilmiyorum, o zaman bu algoritma kullanışlı bir algoritma olmaz. Yani sadece sayılar küçük olduğu zaman bu algoritmanın yararlı olacağını hissetmelisiniz. Bir sonraki konumuzda daha karmaşık bir algoritmadan bahsedeceğiz. Bu algoritmayı küçük sayıları işleyen bir alt yordam gibi kullanacak ve sonra bunları birleştirerek daha büyük sayılarla uygulama yapılmasını sağlayacak. Bu algoritmanın adı radix sort, yani taban sıralaması. Ama bu konuya girmeden önce sayma sıralamasının önemli bir özelliğine ihtiyacımız var. Ve bu önemli özellik stabilite, yani kararlılıktır. Kararlı bir sıralama algoritması eşit elemanların sıralarını muhafaza eder. Göreli sıralarını diyelim. Bu biraz hassas bir konudur. Çünkü biz elemanları sadece sayılar olarak düşünürüz. Mesela elimizde birkaç tane 3, birkaç tane 4 var. Aslında sonuçta baktığınızda bu 3'lerin ve 4'lerin sırası hep yerlerinde kaldı. Çünkü sondaki 3'ü aldık ve buraya yerleştirdik. Sonra da sondaki 3'e komşu olanı aldık ve sonuna koyduk. Ve sayacımız da dizilimin sonundan başına doğru hareket ediyordu. Bunu nasıl yaparsak yapalım, 3'lerin sırası muhafaza edildi ve 4'lerin de sıraları muhafaza edildi. Bu aslında kolay bir şey gibi görünüyor ama işlediğimiz diğer 4 sıralama algoritmasına baktığınız zaman bunların hepsinin kararlı olmadığını görürsünüz. Ve bu bir alıştırma olacak. Egzersiziniz ya da alıştırmanız diğer hangi sıralama algoritmalarının kararlı olduğunu ve hangilerinin kararlı olmadığını bulmaktır. Ben size bu konuda çalışmanızı öneriyorum. Çünkü böyle sorular size testlerde ve quizlerde gelecektir. Ama şu anda bilmemiz gereken tek şey sayma sıralamasının kararlı bir uygulama olduğudur. Ben bunu kanıtlamayacağım ama algoritmaya baktığınız zaman bu açıkça görülüyor zaten.
Şimdi gelelim radix sort ya da taban sıralamasına. Taban sıralaması doğrusal zamanda çok daha büyük aralıktaki sayılar için kullanılabilir. Yine de bu sayıların büyüklükleri konusunda bir varsayım yapmak gereklidir ama bu oldukça gevşek bir varsayımdır. Şimdi gerilimi biraz daha artırmak için size taban sıralaması ile ilgili tarihi bilgi vereceğim. Bu tarihteki en eski sıralama algoritmalarından biridir. Aslında büyük ihtimalle en eski uygulanmış algoritmadır. 1890 yıllarında uygulandı. Herman Hollerith tarafından 1890 yıllarında uygulandı. Herman Hollerith'i duymuş olan var mı? Birkaç kişi, çok fazla değil. Aslında oldukça önemli biriydi. Bir zamanlar MIT'de ders vermişti. O punch kartların, yani dergili kartların eski versiyonlarını geliştirmişti. Yani delikli kart teknolojisini geliştirmişti. Bu benim zamanımdan epey önce. Bu bakımdan hatırlamak için notlarıma bakıyorum. Evet, onlar da buna delikli kart derlermiş. Belki bunları görmüşsünüzdür. Eğer bunları daha önce görmediyseniz PowerPoint ders notlarında görebilirsiniz. Şöyle büyük bir grid ya da ızgara var. Bugünlerde eğer modem delikli kartları kullandıysanız bunlar 80 karakter genişliğinde ve tahmin ediyorum 16 boyunda. Tam hatırlamıyorum. Sonra buralara küçük küçük delikler deliyorsunuz. Bir sihirli makine var, bir daktiloya benziyor. Siz bir harfe basıyorsunuz ve bu bir karaktere karşılık geliyor. Belki şuraya bir delik açacak veya oraya bir delik açacak. Eğer tarihe meraklıysanız ve bunun nasıl olduğunu merak ediyorsanız web sitesine bakabilirsiniz. Bunları bugünlerde çok görmüyorsunuz ama bugünümüzde birçok terminalin neden 80 karakter genişliğinde olduğunu izah ediyor. Çünkü bunlar zamanında da öyleydi. Hollerith aslında bu delikli kartlarla başlamadı ama sonunda bunları geliştirdi. Başlangıçta önemli olay 1890'daki ABD nüfus sayımı uygulamasıydı. Eğer haberleri izliyorsanız bundan bir ya da iki sene önce Amerikan nüfus sayımının nasıl önemli bir şey olduğunu, çünkü herkesten verileri toplamanın pahalı olduğunu duymuşsunuzdur. Ve anayasada bu verileri herkesten her 10 yılda bir toplamak gerektiğini emrediyor. Ve bu giderek zorlaşıyordu. Ve 1880'de bir nüfus sayımı yaptılar ama nüfus sayımının değerlendirmesi yaklaşık 10 sene sürdü. Nüfus artıyordu ve 10 senede bir yapılan nüfus sayımını 10 senede değerlendirirseniz bunlar birbirleriyle örtüşeceği için giderek daha da pahalı hale gelir. Bu nedenle 1890 yılında daha kullanışlı bir şey yapmayı planladılar. Hollerith dedi ki ben size öyle bir makine yapacağım ki siz verileri bununla toplayacaksınız. Bu biraz değiştirilmiş bir delikli kartı ve bundaki belli kareleri medeni durumunuza göre, evli ya da bekar olmanız gibi durumlara göre işaretleyebiliyordunuz. Ve bu kartta nüfus sayımında bilinmesi istenen her şeyi ikili sistemde kodlayarak kaydedebiliyordunuz. Sonra da bu kartları sayma işlemini gerçekleştirecek bir sıralama makinesi yaptı. Bazı açılardan bakılınca bunlar sayılardı. Ve bu sayılar çok büyük değillerdi. Fakat o kadar büyüklerdi ki sayma sıralaması çalışmayacaktı. Yani söylemek istediğim şey burada 100 tane sayı varsa 2 üzeri 100 oldukça korkutucu bir değerdir ve burada sayma sıralamasını kullanamayız. İlk fikir yanlış bir fikirdi. Bunlardan sayıymış gibi bahsedeceğim. Diyelim ki bu sütunların her biri bir sayı olsun. Böylece bunların arasında en önemli basamak burada olsun. En önemlisi basamak da şurada olsun. İlk fikir bu sıralamanın en önemli basamaktan başlayarak yapılmasıydı. Bu çok verimli bir algoritma olmadı. Çünkü en önemli basamağı alarak sıralama yaparsanız elinizde kart demetlerinde olduğu bir takım sepetler oluşur. Ve bu fiziksel bir araçtı. Bu elektronik olarak kontrol edilen bir bilgisayar değildi. Burada okuyucuya kartı takmak için bir insan gerekiyordu. Makine kartın birinci sütununda hangi deliklerin delinmiş olduğuna bakıyordu. Ondan sonra da fiziksel bir çekmece açıyordu. Ve biri de sayılan kartları o sepetin içine doğru itiyordu. Sistem yarı otomatikti. Yani söylemek istediğim bilgisayar yarı insan yarı makineydi. Ama bunu kafanıza takmayın. Prosedür ya da yöntem buydu. Siz sonuç olarak selelerin içine kartları sıralıyordunuz. Sonra bunları tekrar alıp sıralamayı bu sefer ikinci basamağa göre yeniden yapıyordunuz.
Kısa sürede bu depolama sepetlerinin sayısı giderek çok büyümeye başladı. Çok fazla basamağınız yoksa bu kabul edilebilir ama aslında yapılacak doğru şey değildir. Doğru fikir. Bu uygulamadan sonra Hollerith'in aklına geldi ve sıralamayı en önemsiz basamaktan başlayarak yaptı. Ve siz de kararlı bir sıralama algoritması kullanıyorsanız bunu böyle yapmalısınız. Tahmin ediyorum Hollerith buna zamanında kararlı sıralama algoritması demedi. Ama biz bu terimi kullanacağız. Ve bu sayede Hollerith çok para ve iyi şeyler kazandı. 1911 yılında bu tablolama makinesi firmasını kurdu ve bu firma birkaç başka firma ile birleşerek 1924'te ismini duymuş olabileceğiniz IBM isimli bir firmaya dönüştü. Yani siz Hollerith'in adını duymuşsanız ya bu konuyla ilgili duymuşsunuzdur veya daha önce delikli kartlar kullanmışsınızdır. Buradaki fikir basamak basamak bir sıralama yapmamızdır. Bunu en başında söylemem gerekirdi. Ve bu işi en az önemli olan basamaktan başlayarak en önemli olanı doğru yapacağız. Göreceksiniz ki bu işlevsel olacak. Ve bunu yapmak için bir örnek üzerinde çalışalım. Bana öyle geliyor ki iki tahtaya da ayrı ayrı ihtiyacım olacak. Önce bir örnek görelim. Sonra da teoremi kanıtlayalım. Kanıtlama aslında çok kolay olacak. Ama bunu daha önce görmediyseniz aslında kolay hayal edebileceğiniz bir şey değil. Doğruyu söylemek gerekirse ben bunu ilk kez gördüğümde bu bana bayağı bir sürpriz olmuştu. Bu algoritma ile ilgili güzel yön de aslında bir sürü toplama sepeti olmaması. Her zaman bir büyük sepet var, o kadar. Haydi bazı rakamları seçelim. 329. Bu 3 basamaklı bir sayı. Ben basamakları biraz ayrı yazacağım ki onları daha iyi görelim. 457, 657, 839, 436, 720 ve 355. Burada ondalıklı sayıları kullandığımızı kabul edelim. Niye olmasın? Umut edelim ki bunlar şu anda sıralı değiller. Biz onları sıralamak istiyoruz. İlk yapmamız gereken şey en önemsiz basamağı alıp sıralamaya en önemsiz basamaktan başlamak. Ve ne zaman eşit elemanlar görürsek buradaki 2-9 gibi bunların göreli sıralarını koruyacağız. Böylece 329, 839'un üstünde kalacak. Burada çok fark etmeyecek çünkü daha ilk sıralamamızı yapıyoruz. Ama genelde her zaman kararlı bir sıralama algoritması kullanıyoruz. Bu üstünde sıralama yaptığınız zaman önce 0 geliyor. Onun için bu 7, 2, 0. Ondan sonra 5 geliyor. Yani 3, 5, 5. Sonra 6 var. 6, 3, 6. Burada hata yaparsam lütfen beni uyarın. Bundan sonra 7'ler var ve sırayı koruyarak devam ediyoruz. Burada doğru sırada gibi görünüyorlar ama ileride böyle olmayabilir. Daha sonraki basamaklara bakmadık. Ondan sonra 9'lara geliyoruz. Burada 2 tane 9 var. 3, 2, 9 ve 8, 3, 9. Buraya kadar tamam mı? İyi. Şimdi ortadaki yani bir sonraki en az önemli basamaktan devam edeceğiz. Ve sıralamaya ikilerden başlayacağız. Burada bir tane iki var ve şu aşağıda da bir adet iki var. Tabii önce ilk ikiyi yazacağız. 7, 2, 0 ve sonra 3, 2, 9. Bundan sonra üçlere bakacağız. Elimizde 4, 3, 6 ile 8, 3, 9 var. Ondan sonra birkaç tane 5 var gibi görünüyor. Şu ana kadar bir şey atladım mı? Hayır, iyi. Elimizde 3 tane 5 var. 3, 5, 5, 4, 5, 7 ve 6, 5, 7. Bu evrede herhangi bir elemanı kaçırmış olup olmadığımı kontrol edeceğim. Burada 7 var, şurada 7 var ve şurada da 7 var. İyi. Son olarak da en son basamakta sıralama yapacağız. Son basamakta sıralama yapmadan önce dikkat etmeniz gereken bir konu daha var. Şu an itibariyle bu sayılar sıralanmamış görünüyorlar ama işleyeceğimiz basamak dışındakilere yani şu iki basamağa bakarsanız bu bayağı güzel sıralanmış. 20, 29, 36, 39, 55, 57, 57. Güzel değil mi? Hadi şimdi işi bitirelim. Birinci basamakta kararlı sıralama yapacağız. Ve burada gördüğümüz en küçük sayı 3. Böylece 3, 2, 9'u sonra da 3, 5, 5'e elde ediyoruz. Sonra bazı 4'ler var.
4, 3, 6 ve 4, 5, 7. Sonra bir tane 6 var. 6, 5, 7. Bir tane 7 ve bir tane de 8 var. Haydi kontrol edelim. Hala halinde 7 tane eleman var. İyi. Herhangi birini kaybetmedi ve gerçekten de şu anda sıralı bir düzendeler. Şimdi bunun niye böyle çalıştığını görebilirsiniz. Burada eşit elemanlar olduğunda suffix'i yani son takıyı zaten sıralamış oluyor. Hadi bunun kanıtını yazalım. Bu algoritmanın hoş yanı bunları binlere ya da sepetlere bölüntülemememiz. Tüm işler boyunca bütün elemanları bir büyük yığın içinde tutuyoruz ama bunların üzerinden birkaç kez geçiyoruz. Genelde birkaç kez geçmemiz gerekiyor ve çok fazla geçiş olmamasını umuyoruz. Ama önce doğruluğu konusunda bir tartışma açalım. Bunun koşma süresinin çözümlenmesi biraz karmaşık çünkü bu sizin basamakları nasıl böldüğünüze bağlı değişiyor. Doğruluk kolay. Sıralama işlemindeki basamak pozisyonundan başlarız. Buna T diyelim. Ve tüme varım yaklaşımı ile bunun T basamağının ötesinde sıralandığını kabul edebiliriz. Bu bizim tüme varım hipotezimiz. Biz düşük düzeyli T-1 basamağında sıralanmış olduğumuzu kabul ederiz. Sonra yaptığımız şey T basamağında sıralama yapmaktır. Bu evrede bunun işlevsel olduğunu kontrol etmemiz yeterli olur. Ve T-1 için uyguladığımız tüme varın hipotezini bu kez T için yenileriz. T basamağında sıralama başladığında iki şık oluşur. Herhangi iki elemana baktığımız zaman bilmek istediğimiz şey doğru sırada olup olmadıklarıdır. Eğer iki eleman da aynı T basamağında ise bu biraz karmaşık bir durumdur. Bu durumda sıralarının değişmemesi gerekir. Stability yani dengelilik prensibinden aynı sırada kalmaları gerekir. Çünkü dengelilik prensibi sıralamada aynı anahtarı kullandığımız zaman elemanların yerlerini muhafaza etmelerini söyler. Ve tüme varım hipotezi bizden bunların sıralanmış düzende tutulmasını ister. Çünkü tüme varım hipotezi bunların daha önceden sıralanmış olduğunu varsayar. Aynı değeri her ikisini de başına koymak herhangi bir değişikliğe sebep olmaz ve sıralanmış olarak kalırlar. Ve eğer değişik T basamakları varsa bu sıralama adımı onları doğru sıraya sokacaktır. Çünkü sıralamanın işlevi budur. En önemli basamakta işlem yaptığınızda birbirlerinden farklılarsa o zaman T basamağındaki değere göre sıralamanız gerekir. Geri kalan değerler önemsizdir. Böylece algoritmayı biliyorsanız doğruluğun kanıtlanması çok kolaydır. Devam etmeden önce sorular var mı? İyi. Şimdi sayma sıralamasını kullanacağız. Bağımsız basamaklardaki işlemler için herhangi bir sıralama algoritmasını kullanabiliriz ama koşma süresi ne log neden daha iyi olduğunu bildiğimiz tek algoritmayı kullanalım ve daha hızlı ve daha genel bir algoritmaya ulaşıp ulaşamayacağımıza bakalım. Buradan koşma sürelerini şimdilik sildim. Sayma sıralaması K artı N süresi düzeyinde çalışır. Bunu hatırlamamız gerekir. Ve buradaki sayıların değer kümesi 1'den K'ya veya 0'dan K-1'e kadardır. Herhangi bir basamakta sıralama yaparken N log N algoritmasını kullanmamamız lazım. Çünkü bu sistem bir tur için N log N zaman alır ve birden fazla tur var. Bu durumda sonuç N log N'den daha kötü olacaktır. Bu nedenle her basamak için sayma sıralamasını kullanacağız.
Ve biliyoruz ki sayma sıralamasının koşma süresi K artı N'dir. Ama tam sayılarımın basamaklara ayrılmış olduğunu varsaymak istemiyorum. Bu sisteme çok fazla esneklik vermek demektir. Çünkü buraya yazılmış olan herhangi bir sayı hangi formda yazılmış olursa olsun belki de iki listemde yazılmış olacak. Bazı bitleri gruplayıp bunlara bir basamak diyebilirim. Onun için sayılarımızı ikili bazda alalım ve elimizde N tam sayı olduğunu düşünelim. Bunların hepsi belirli bir değer kümesi içinde olsun. Ve bu değer kümesinin hangi büyüklükte olduğunu bilmek istiyoruz. Pratik açıdan da ikili dünyada yaşadığımızı düşünerek her tam sayının B bit uzunluğunda olduğunu varsayalım. Bu durumda başka bir deyişle bizim değer kümemiz 0 ile 2B-1 arasında değişiyor. Sayıların negatif olmadığını varsayıyorum ama negatif de olsalardı fazla bir şey fark etmeyecekti. Ben hangi büyüklükteki bir B ile işlem yapabileceğimi bilmek istiyorum ama bitleri de benim basamaklarım olarak bölmek istemiyorum. Çünkü o durumda elimde B basamak olurdu ve bu algoritmayı B turu yürütmem gerekirdi. Bu algoritmadaki turların sayısı elimdeki basamakların sayısı kadar olur. Ve umut ediyorum ki bunların her biri bana doğrusal bir zamana mal olacak. Ve eğer tek bit kullanırsam K 2 olur ve bu N düzeyindedir. Ama bu durumda koşma süresi tur başına N düzeyindedir. Ve elimde B kadar basamak olduğuna göre bunlar bit olarak ele alınırsa o zaman düzey N kere B süresi olacaktır. Bu durumda B log N gibi küçük bir değer olsa bile yani log N değeri kadar bitim olduğunu varsayalım o zaman bu sayılar 0 ile N-1 arasında yer alacaktır. Ben 0 ile N-1 arasındaki sayıları doğrusal zamanda sıralamayı zaten biliyorum. Burada N log N kadar zaman sarf ediyorum ve bu çok iyi bir şey değil. Bunun yerine yapacağımız şey bir bit demetini almak ve buna bir basamak demek. Bunu öyle yapmalıyız ki sayma sıralamasında kullanılabilecek en çok biti kullanalım. Bunun simgeleminde her tam sayıyı B bölü R basamağa bölüyorum. Her biri R bit uzunluğunda. Diğer bir deyişle sayımın iki üzeri R tabanlı olduğunu düşünüyorum. Ve bunları ikili sistemde yazıyorum. Ama R'ye kadar biti kümeliyorum ve bu yolla iki üzeri R tabanlı bir takım basamaklar elde ediyorum. Böylece elimde B bölü R basamak var. Bu B bölü R turların sayısı olacak. Ve bu taban herhangi bir basamakta kullanabileceğim en yüksek değer. Bu 0 ile 2'nin R'ninci kuvveti arasında. Bir bakıma sayma sıralamasının bir turundaki K'ya benziyor. Bunun koşma süresi nedir? Elimde B bölü R tur var. O halde bu B bölü R kere bir turun koşma süresi. Elimde ne kadar sayı var ve benim K değerim 2 üzeri R. Bu sayma sıralamasının koşma süresi yani N artı K. Bu da turların ya da tekrarların sayısı. Böylece elimizde B bölü R çarpı parantez içinde N artı 2 üzeri R olur. Ve ben R'ye istediğim değeri atamakta serbestim. Yapmak istediğim şey bu koşma süresini R seçimlerimle asgari düzeye düşürmek. R seçimi ile asgari koşma süresini bulmam konusunda önerileriniz var mı? Çözümler olmayabilir, teknikler de olabilir. Buna pek alışkın değiliz. Çünkü bu asimptotik ama buradaki büyük O'yu unutun. Ben bu fonksiyonu tek değişkene göre nasıl en aza düşürebilirim? Evet, türevini alarak. Bu fonksiyonun R'ye göre türevini alırım. Türevi sıfıra eşitlerim ve bu şekilde fonksiyonun kritik noktasını bulurum. Bunu yaptığım zaman şu ortaya çıkar ki bu fonksiyon R bağlamında unimodal yani tek doğrukludur ve bu şekilde minimumunu ya da asgari değerini bulabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Ama burada bunu yapmayacağım çünkü biraz uğraşmak gerekiyor. Siz bunu evde denemelisiniz. Bu size minimum değeri verir ve bu sabiti biliyorsanız iyi sonuç elde edersiniz.
Fonksiyonun R'ye göre türevini alın ve bunu sıfıra eşitleyin. Ben bunu sezgisel olarak yapacağım. Yani daha az titiz olacağım ama sonunda doğru yanıta ulaşacağım. Ve sonunda mutlaka bir üst sınıra ulaşacağım. Çünkü R'yi istediğim gibi seçebiliyorum. Sonunda da bu doğru cevaba dönüşecek. Şimdi büyümeyi R cinsinden düşünelim. Burada temelde iki terim var. Birisi B bölü R kere N ve diğeri B bölü R kere 2 üzeri R. Şimdi B bölü R kere N için R'nin mümkün olduğu kadar büyük olması iyidir. R ne kadar büyük olursa tekrarlama turları o kadar azalacaktır. N'nin önündeki sayı yani N'nin katsayısı küçüleceğinden R'nin büyük olmasını istiyorum. Bu durumda B bölü R kere N R'nin büyük olmasını ister. Ama R çok da büyük olmamalı çünkü bu basamakların içinde bir sürü bit olacak anlamına gelir. Çok büyük olmamalı çünkü burada bir de 2 üzeri R terimi var. Eğer 2 üzeri R N'den daha büyük olursa o zaman 2 üzeri R terimi R'ye bağlı büyümeyi domine eder. O zaman B kere 2 üzeri R bölü R haline alır. 2 üzeri R R'den çok çok büyüktür ve bu durumda büyüme daha büyük bir süratle olur. Ama bu terim nedeniyle ben R'nin çok da büyük olmasını istemiyorum. Bu durumda B bölü R çarpı 2 üzeri R, R'yi küçük ister. N teriminin 2 üzeri R teriminden büyük ya da ona eşit olması halinde ben R'yi bu terim için oldukça büyük seçebilirim. Yani istediğim şey N'nin 2 üzeri R'yi domine etmesi. Bu koşulu sağlamam halinde R'yi istediğim kadar büyük seçebilirim. Diyelim ki R'yi maksimum seçmek istiyorum ama öteki yandan N'nin 2 üzeri R'ye büyük eşit olması koşulu karşılanıyor. Bu 2 R için bir üst sınırdır ve aynı zamanda R için üst sınırdır. Diğer bir yaklaşımda ben R eşittir logaritma N olmasını istiyorum. Bu belli sabitlere kadar doğru cevap olarak ortaya çıkar. İşte böyle. Ve ben R'yi logaritma N'ye eşit seçersem bu bana koşma süresinin 3 sınırı için kesin bir değer verir. Çünkü R'yi istediğim gibi seçebiliyorum. Siz de bir türev işlemi yaparsanız aynı cevabı bulursunuz. Bu çok formal bir yaklaşım değildi ama yakındı. Çünkü büyük O neyin en hızlı büyüdüğüyle ilgilidir. Eğer buraya R eşittir logaritma N'yi uygularsak B çarpı N bölü logaritma N elde ederiz. Ve N ile 2 üzeri R birbirine eşittir. Bu ikili bir faktördür. 2 kere N'dir. Yani çok büyük bir değer farkı yaratmaz. Bu sonuç aslında büyük O'nun içinde değerlendirilir. Elimizde BN bölü logaritma N var ve bu R'ye eşit. Bunun ne anlama geldiğini düşünmeliyiz. Ve bunu değer kümesi açısından tercüme etmeliyiz. B bizim sayımızın içindeki bitlerin miktarıydı. Ve bu da sayının değer kümesiyle tanımlanıyordu. Geçen derste 20 dakika az konuşmuştum. Onun için bu dersi 20 dakika uzatabilirim değil mi? Hayır şaka yapıyorum. Neredeyse bitiriyorum. Diyelim ki sayılarımız tam sayılar ve değer kümemiz de 0'dan 2 üzeri B eksi 1'e kadar olan bir değer kümesi. Burada değer kümemizi 0'dan N üzeri D'ye kadar diye tanımlayacağım. Buradaki değerlerin de eksi 1 olması gerekiyor. Elimde 0'dan N üzeri D eksi 1'e kadar sıralanan sayılar varsa, burada D bir sabit veya bir parametre ise, bu N cinsinden bir polinomdur. Ve bunun koşma süresini hesaplayabilirsiniz. Bunun düzeyi D çarpı N'dir. Bunu bu şekilde düşünmelisiniz. Çünkü şimdi bunu sayma sıralamasıyla karşılaştırabiliriz. Sayma sıralaması 0'dan D çarpı bir sabite kadar doğrusal zamanda hesaplayabilir. Şimdi ben 0'dan N'nin bir sabit kuvvetine kadar olan değerleri doğrusal zamanda hesaplayabilirim. Eğer D'nin değeri birinci düzeyde ise biz doğrusal sıralama algoritmasını elde ederiz. Ve D en fazla log N olursa çok da iyi olur. Eğer sayılarınız en çok log N ise elimizde bizim N log N sıralama algoritmamızdan daha hızlı çalışan bir şey var demektir. Ve bu oldukça hoş bir şey.
Sayılarımızın uzunluğu log n bit düzeyinde ise mutlu oluruz çünkü burada düzgün bir trade-off yani ödülleşim elde ederiz. Örneğin elimizde 32 bitlik sayılar varsa ve biz bunları 8 bitlik lineer haline bölüyorsak bu durumda sadece 4 tur atarız. Bunların her biri doğrusal zamanda gerçekleşir ve sadece 256'lık bir çalışma alanına ihtiyacımız olur. 32 bitlik sayılar için 4 tur tekrar yapıyorduk. Eğer n logaritma n algoritmasını kullanırsanız bu durumda logaritma n kadar tur tekrar yapmanız gerekir. Örnek olarak n eğer 2000 ise bu en azından 11 tekrar tur demektir. Küçük sayılar için bu algoritmanın çok daha hızlı olacağını düşünebilirsiniz. Maalesef sayfa sıralaması bir cache ya da ön bellek üzerinde o kadar hızlı çalışmaz. Pratikte radix sort yani taban sıralaması sayılarınız gerçekten çok küçük değilse çok hızlı bir algoritma değildir. Çabuk sıralamaya benzer bir uygulama daha iyi bir sonuç verebilir. Bu aslında teorik olarak güzeldi ama pratikte aynı sonucu vermemesi oldukça üzücü. Öte taraftan bazı uygulamaların sıralanmasında bu doğru yol olabilir. Son olarak da bir word uzunluğunda rastgele tam sayılarınızın olma durumundan bahsetmek istiyorum. Burada her sözcüğün içinde b kadar bit olduğunu varsayıyoruz ve b'ye bağlı indirekt bir takım etkilerin olduğunu düşünüyoruz. Fakat genelde elinizdeki tam sayıların hepsinin uzunluğu bir sözcük kadarsa ve siz o sözcüğü sabit zamanda işleyebiliyorsanız, bu durumda sıralama amaçlı bilinen en verimli algoritma n kere karekök içinde log log n süresinde beklenen zamanı verir. Bu rastgele bir algoritmadır ve bu algoritmayı bu derste işlemeyeceğiz. Oldukça karmaşıktır. Bu algoritmayı ileri algoritma dersini verirken bile öğretmemiştim. Eğer daha kolay bir şey istiyorsanız aslında n çarpı log log n düzeyinde bir en kötü süre bulabilirsiniz. Ve bu makale okunabilir durumdadır. Bunu ileri algoritma dersinde vermiştim. Bu tip şeylere merakınız varsa o zaman gelecekte ileri algoritma dersini alın. O ders bu dersin bir devamıdır. Derste çok daha karmaşık algoritmalar işlenir. Ama bunlar sizin sezginizi geliştirebilir. Sonuçta siz B'nin en çok bir sözcük uzunluğunda olduğunu bilirseniz B'ye bağlı olma koşulunu bile kırabilirsiniz. Ben burada durmak istiyorum ama sorularınız varsa sorabilirsiniz. Gelecek derste görüşmek üzere.